Evet arkadaşlar, bugün de lökositleri öğrenelim. Lökosit nedir? Niye yükselir? Niye düşer? Bundan bahsedeyim. Şimdi lökositin kelime anlamıyla başlayalım. Lökosit white blood cell demek, İngilizce beyaz kan hücresi. Bu niye böyle? Çünkü bunlar genellikle kemik ilinde yapılır. Kemik ilinde yapıldığı için buna bir atıf olmuş bu. Kemik ilinde yapılır, kana geçer. Kanda bulunurlar çoğunlukla. Bunun 5 türü var. Lenfosit, monosit, eozinofil, bazofil ve nötrofil diye arkadaşlar. Bu ayrıntıya girmeyelim. Şimdi lökosit niye önemli? Çünkü bunun yüksek olması vücutta bir genellikle enfeksiyon belirtisi kabul edilir. Düşük olması ise enfeksiyonlara riski arttırır. Hatta hastalıkların ve ölüm riskini de arttırır. Onun için bunun belli bir seviyede olmasını istiyoruz. Peki lökositin görevi ne? Vücutta mikroplarla savaşır arkadaşlar. Bu işte gider virüslere saldırır, bakterilere saldırır, mantarlara, parazitlere saldırır. Yani vücudun bir çeşit askeridir bunlar. Lökositler. Peki lökositler niye düşer? Seviyesi düşükse bunun nedeni genellikle arkadaşlar kısa ya da uzun sürebilecek bir kemik iliği yetmezliğidir. Bunlar niye olur? İşte enfeksiyonlardan olabilir. Mesela HIV virüsü olabilir, sıtma olabilir. Kemik iliğini tutan bir takım enfeksiyonlar var. Onlardan olabilir. Ya da kemik iliğinin hastalıkları, tümörleri, kanserleri olabilir. İşte lösemidir, lenfomadır. Bir takım otoimmün hastalıklar var. Vücudun kendine saldırdığı. İşte lupustur, romatoid artrittir, Hashimoto gibi değişik hastalıklarda seviyesi düşebilir. Onun dışında kullanılan bir takım kemoterapetik ilaçlar, yani kanser ilaçları bunun seviyesini düşürür. Işın alma, yani radyoterapi, yine bazı antibiyotikler bunun seviyesini düşürebilir arkadaşlar. Onun dışında bir takım ağır enfeksiyonlar, sepsis gibi, yine lökosit seviyesini düşürebilir. Karaciğer ve dalağın hastalıklarında yine lökosit seviyesi düşebilir. Ve aşırı alkol kullanımı, yani alkolizmde lökosit seviyesi düşebilir. Dediğim gibi lökosit seviyesi düşerse enfeksiyon, hastalık riski artar. Çok düşük değerlerde basit bir enfeksiyondan ölüm bile görülebilir. Tabii bu genelde kemik iliğinin bir takım kanserlerinde düşer. Çok düşük değerler. Onun dışında genellikle geçici enfeksiyonlara bağlı. Peki gelelim lökosit yüksekliğine. Niye lökosit yükselir arkadaşlar? Bunun da tabii seviyesi önemli. Şimdi çok düşük yüksekliklerde, yani fazla, mesela işte üstünde dedik 10 bin, 11 bin. Mesela 15 bin, 20 bin gibi değerlerde genellikle önemsiz, iyi huylu, geçici durumlar düşünülür. İşte bunlar nedir arkadaşlar? Örneğin bir takım ilaçların kullanılması. Nedir bunlar? Steroid türü ilaçlar, işte epinefrin, romatizma ilaçları, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar. Onun dışında geçirilmiş ağır stresler, sigara içme, aşırı kilolu olma, yani obezite, gebelik, alerjik durumlar, astım gibi alerjik hastalıklar ve bir takım aşılar arkadaşlar. Bunlar da lökosit seviyesi bir miktar artabilir. Lökosit seviyesinin daha fazla yükseklikleri biraz daha tabii risklidir. İşte enfeksiyonları, daha da yükseklikleri bir takım kan kanserlerini gösterebilir. Şimdi daha yüksek değerler neyi gösterebilir? Onlardan bahsedeyim. Vücutta bir takım, vücut içinde kanamalar, işte bağırsak kanamasıdır. Başka vücut bölümüne olan kanamalar. Kalp krizi, geçirilmiş ameliyatlar, lösemi, bu kan kanseri biliyorsunuz. İnflamatuvar bağırsak hastalıklar, yani ülseratif kolit, Crohn gibi hastalıklar. Vaskülitler, yani damarın iltihapları. Yanıklar, vücuda alınmış travma ve ağır enfeksiyonlar arkadaşlar. Tüberküloz gibi, sepsis gibi, yani kan zehirlenmesi gibi ağır enfeksiyonlar. Ve tabii ki nedir? Kemik iliğinin bir takım tümörleri, işte özellikle lösemiler ve lenfomalarda lökositler 40 bin, 50 bin, 60 bin gibi, 100 bin gibi yüksek değerlere çıkabilir. Yani özetle lökosit yüksekliğinin seviyesi önemli. Çok yüksek olmayan değerlerde geçici ve nispeten iyi huylu durumlar düşünülür, ama işte atıyorum 40 bin ve üzeri değerler biraz daha riskli, tabii araştırmak lazım. Tabii lökosit yüksekliğinin her durumda araştırılması gerekli. Bu araştırılır, neden bulunur, ona göre doktorunuz size tedavi verir.
Evet, lokositlerde böyle arkadaşlar. Ne işe yaradığını öğrendik. Sorunuz varsa yine buradan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.